Ben Peki. kişi Sayın Genel Başkan. Peki. Şu anda bir son dakika bilgisi var ekranda. Evet. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği. Türkiye her iki ülkenin de işte terörle mücadeleye destek vermesi gerekçesiyle o süreci biliyorsunuz parlamento onay sürecini başlatmamıştı. Fakat Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verme kararı aldı Ankara. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında NATO'ya katılım protokolünün onay sürecini başlatıyoruz ifadesini kullandı. Şimdi Sayın Torun çok kısa bir değerlendirme alayım. Aslında en başından beri İsveç ve Finlandiya'yı bir böyle farklı bir yere koyma. Çünkü İsveç'te sorun daha büyük, öyle görünüyor. Zaten pek çok olay da aslına bakarsanız bu geçtiğimiz aylarda yaşanan bunu gösterdi zaten. Ne diyorsunuz gelinen noktaya? Yani maalesef dış politikada geldiğimiz nokta ortada. Bakın burada daha öncesi Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'le ilgili söylediği birçok cümle var. Hı hı. Yani asla olmayacağı yönünde kendilerinin bunu koşullar ne olursa olsun kabul etmeyeceği yönündeydi. Bugün Finlandiya'yı kabul etti. Yarın emin olun zamanı yetmeyecek ama böyle bir karar almaya İsveç'i de kabul edebilir. Ama dış politikada kaybeden hep biz oluyoruz Senem Hanım. Bakın bir S-400'leri aldık, şu anda hiç kullanmıyoruz. TÜBİTAK'ın yaptığı bir projeye, Aselsan'ın yaptığı bir projeye göre şu anda S-400'lere hiç ihtiyacımız kalmadı. F-35'lerden dışlandık, verdiğimiz para bile geri alamadık. F-16'ların yenilenmesiyle ilgili karar hala çıkmadı. Bakıldığınızda siz dış politikayı sadece ben bilirim anlayışıyla, anlık kararlarla yönetirseniz bu süreci ülkenin genel menfaatlerini ortaya koyup bir strateji oluşturmazsanız işte sonuçları böyle olur. Dün olmaz dediğinizi bugün yapmak zorunda kalırsınız. Dün yapmam dediğinizi bugün yapmak durumunda kalırsınız. Bilemiyorum buradaki işte Finlandiya ile görüşmelerde hangi diyaloglar geçti, hangi tavizler alındı veya hangi ülke adına kazanımlar elde edildi bilemiyorum. Ama emin olun yarın zamanı olsa İsveç için de belki diyecek ki şu gerekçelerle ben olmaz dedim ama ben kesin konuştum ama ben hatta gök kubbe yıkılsa dedim ama işte koşullar değişti böyle yaptım diyebilir. Orada bir daha önceki açıklamaları hatırlatarak çelişkili bir tutumun yine kendisini gösterdiğini söylüyorsunuz ve bu noktada bir eleştiriniz var. Olmadı mı Senem Hanım? O Suriye politikasında olmadı mı Senem Hanım? Hı hı. Yani Rusya politikasında olmadı mı? Ey Almanyaları, ey Hollandaları unuttuk mu? Yani dış politikada diklenerek sonuç elde edemezsiniz. Diplomasiyle sonuç elde edersiniz. Ve sonuçta ülkelerin menfaatleri söz konusudur. Siz süreci bir diplomasi sürecine taşıyarak ancak kazanımlar elde edersiniz. Yoksa tehdit ederek bir şekilde efelenerek değil diyalogla sorunu çözebilirsiniz. Erdoğan'ın bu kararını daha önce birçok olayda da gördük zaten. Peki. Yani aslında tabii dış politika başlığı ve sizin de değerlendirmelerinizden yola çıkarsak sorulacak çok soru var. Ama zamanım da az kaldı. Bu nedenle de yine seçim gündemine odaklanalım. Oradan devam edelim. Şeyde kalmıştık en son. Ben özellikle Sayın Karamollaoğlu'nun açıklamasına atıfta bulunmuştum. Hani bu CHP'ye oy verip vermeme meselesi. Ama o açıklama nerede kendini gösterdi? İşte bu meclis seçimlerinde nasıl bir yol izlenecek? Şimdi orada geldiğiniz nokta ne? Sorunsuz bir şekilde o çalışma devam ediyor mu? Kafalar net mi bu konuda? Ben şunu anlıyorum. Yani farklı seçim bölgelerinde biz farklı partilerin listelerinden ortak listeler göreceğiz. Yanlış mı ifade ettim? Evet, doğrudur. Sizin verebileceğiniz başka ayrıntılar var mı? Detaylar var mı? Şöyle Senem Hanım, biz bir oyu dahi o sandıkta zayi etmeden, bir oyu dahi vatandaşımızın iradesini boşa çıkarmadan hareket etmenin yollarını arıyoruz. Önemli olan bu birliktelik, parlamentoda daha fazla sandalye sayısı, daha fazla milletvekili çıkarmak için ortaya koyalım bu stratejiyi. Sayın Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için
daha fazla o motivasyonu sağlayalım. Bunun çabası içerisindeyiz. Elbette ki İYİ Parti ile görüşmeler aşağı yukarı belli bir noktaya geldi, sonlanmak üzere uzlaşıldı. Şimdi diğer siyasi partilerle de vatandaşın iradesini en iyi şekilde sandığa yansıtmak için denklemler kuruluyor. Bunun için de belli simülasyonlar yapıyor, belli çalışmalar yapılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde de tamamen bu süreç tamamlanmış olacak. Ve hangi ilde, hangi kentte ortak listeyle gireceğiz, tek listeyle gireceğiz, bu da açıklanacak. Hı hı. Ama anladığım kadarıyla yani altı partinin de bir araya da olduğu bir çalışma değil de şu anda daha çok ikili, üçlü partiler arasındaki bir çalışmayla mı gidiliyor şu anda? Dediniz ki İYİ Parti'yle bir noktaya geldik dediniz çünkü. Evet. Senem Hanım, sonuçta her ilin durumu farklı farklı. Evet. Oradaki seçmen yapısı farklı, oradaki belli kanaatler farklı. Elbette ki oradaki veriler, bilgiler ortaya koyularak buna göre temsil oluşturulacak. Hı hı. Diğer siyasi partilerin hangi sıralamada olduğu, hangi illerde olduğu bir şekilde ortaya koyulacak. Peki. Çok sık yine anketler yayınlanmaya başlandı Sayın Torun. Parti de anket yaptırıyor muhakkak ki. Şu an durum ne görünüyor? Senem Hanım, anket sadece, tabii ki anketleri de yapıyoruz da sahada da aynı zamanda bulunuyoruz. Vatandaşlarla da bir araya geliyoruz. Örneğin kendi seçim bölgem olan Ordu'dan zaman zaman görüşüyorum. İnanın o kadar farklı kitlelerden destek telefonları, destek mesajları alıyoruz ki artık vatandaş bu iktidarı göndermeye karar vermiş. Bu da anketlere de yansıyor. Zaman zaman manipülatif anketlerde görmüyor değiliz. AK Parti'yi yüksek gösteren, Erdoğan'ı oranını yüksek gösteren anketler var. Ama bizim yaptırdığımız anketlerde, objektif yaptırdığımız anketlerde veya belli yapılan anketlerin ortalamasını aldığında, bir simülasyonunu aldığımızda görülüyor ki bu iktidar artık gidici. Erdoğan'ın seçilme şansı da oldukça düşük. Her geçen günde seçilme şansı azalıyor. Çünkü vatandaş diyor ki bir an önce kurtulalım artık. Bir an önce kurtulalım ve gerçekten bu ülkenin içinde bulunduğu sorunları da bir an önce çözelim çabası içerisinde. Şimdi seçim çevreniz Ordu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir Trabzon ziyareti olacak değil mi hafta başında? O daha sonra ertelendi, başka bir gün yapacak. Ha öyle mi? Başka bu hafta bir... olmayacak yani. O toplan şey ziyaret. Evet, önümüzdeki hafta galiba Gaziantep olacak, ondan sonra Trabzon olabilir. Yeniden programlanacak o. Anladım. Trabzon olduğunda herhalde Sayın İmamoğlu da eşlik edecek muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'na. Peki hızla, şimdi yerel yönetimlerden de sorumlu olduğunuz için bilemiyorum ne kadar takip edebildiniz ama bugün şu Üsküdar meselesini takip edebildiniz mi Sayın Torun? Evet. Bugün çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açıklamaları oldu. Orada imara aykırı diyerek İBB bazı yapıları, kafe ve restoranları yıkıyor. Anladığım kadarıyla Salacak Sahili girişindeki Kuşkonmaz Camii'nin bitiminden başlayan ve onun sıra devam eden bir bölgeden bahsediyor. Fakat bir imar değişikliğine gidildi. Bunu Üsküdar Belediyesi talep etmişti. Çevre Bakanlığı da onaylamış. Ve dolayısıyla bu yıkıma engel olunuyor. Şöyle bir ifadesi var Sayın İmamoğlu'nun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, İstanbul tarihinde yapılmış en ayıp işlerden biri. Ne oluyor orada? Şimdi Senem Hanım, siz bir büyük şehri yok sayarak, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vesayetini kullanarak bir haksızlığa, imara aykırı olaya asla ve asla neden olamazsınız. Burası bir hukuk devleti. Sonuçta bu ülkenin yasaları var. Büyükşehir'in yasası belli. Ama siz yasayı dolanarak, bir şekilde vesayet yetkisini kullanarak bu milletin hakkını belli bir zümreye veriyorsunuz. Kanuna aykırı bir iş yapıyorsun. Yani devletle böyle bir çelişki olur mu? Ülke yönetiminde böyle bir çelişki olur mu? İstanbul'a böyle bir ihanet olur mu? İşleri güçleri rant. İşleri güçleri maalesef yandaş. Böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Sonuçta bu süreç
geçmişten başlamış bütün hukuki süreci tamamlanmış bir olay. Ama siz burada bir şekilde vesayet gücünüzü kullanarak, yani ilçe belediyesiyle işbirliği yaparak büyükşehri yok sayıyorsunuz. Büyükşehrin yetkileri